Selamünaleyküm, çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Sizlere öyle bir bilgi vereceğim ki bu bilgiyle Allahu Teala'nın rahmetinin, bereketinin ve cömertliğinin ne kadar büyük olduğuna şahit olacaksınız. Hazreti Aişe radıyallahu anha validemizden rivayet olundu. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılmak üzere idi. Buyurdular ki, ya Aişe, dört şeyi amel etmeden, dört şeyi yapmadan asla uyuma buyurdu. 1- Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeden. 2- Enbiya'yı kendine şefaatçi kılmadan. 3- Müslümanların tamamını kendinden razı etmeden. 4- Hac ile umre etmedikçe asla uyuma. Ve seccade üzerine teşrif buyurup namazı eda ederek tamam etti. Ben de bekledim. Namazını bitirince, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen bana 4 şey ile emir buyurdun. O 4 şeyi bu saatte eda etmeye ben kadir olamam dediğimde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebessüm edip, ya Aişe, İhlas suresini, yani Bismillahirrahmanirrahim kul huvallahu ehad suresini 3 kere okuduğunda sanki Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş olursun. Bir Kur'an-ı Kerim hatmi sevabı alırsın. Benim üzerime ve benden evvel gelen enbiya üzerine salavat getirdiğin zaman kıyamet gününde biz sana şefaatçileriz. Müminler için istiğfar eylediğin zaman da onların hepsi senden razı olur ve sen Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dediğinde ise bir hac ve bir umre etmiş sevabı alırsın buyurdu. Allahu ekber. Bakınız muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala'nın cömertliğine bakınız. Hep beraber okuyalım ve bakalım ne kadar zamanda okumuş olacağız. Kur'an-ı Kerim'in ruhu Fatiha suresi olduğu için ben başına bir Fatiha suresi ilave edeceğim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Sadakallahul azim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala ehli seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala cemi'il enbiya'i vel murselin salavatullahi teala ve selamühü aleyhim ecma'in. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yegumul hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. O kadar yavaş okumama rağmen 1,5 dakika sürmedi. Allahu Teala'nın 1,5 dakika sürmeyen bu ibadete karşı verdiği sevaba bakın. Bir hac yapmak için ve bir umre yapmak için harcanan paraya, çekilen zahmete ve geçen günleri bir hesap edin
Allahu Teala aynı sevabı 1,5 dakika bile sürmeyen bir ibadette veriyor. Bu Allahu Teala'nın cömertliğinin büyüklüğüne en büyük işaret ve delildir. Allahu Teala her birimize bol bol sevaplar ihsan eylesin ve bu duaları da tanıdıklarımıza tavsiye edelim ve her paylaşımımızın altına kısa bir dua yazalım. Başkalarının dualarına amin yazalım ve bu şekilde hem kendi duamız kabul olur hem de diğer müminlerin dualarının kabulüne sebep ve vesile olmuş oluruz. Bir başka sohbetimizde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.